Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamalarla beraber ülke genelinde ilçelerde, köylerde, mahallelerde karantina işlemleri devam ediyor ve hala da yasak karantinalar 14 günlük 10 günlük yasaklar gelmeye devam etmekte. Aydın'da 150 hanelik Aşağı Kayacık Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının ciddi derecede artmasından dolayı 14 gün karantina işlemine uygulanmasına karar verildi. İlçe Hıfzı Zıffa Kurulları tarafından. Adıyaman'da farklı mahallelerdeki 31 evde ciddi derecede mutasyon görülmesi ve vakaların artmasından dolayı 31 evde 14 günlük karantina işleminin uygulanacağı dile getirildi. Amasya'da Gümüşhacıköy ilçesinde Çal köyünde 14 günlük karantina işleminin uygulanmasına karar verildi. Temaslı sayısının fazla olması ve artış gösteren vaka sayıları nedeniyle. Kayseri, Kayadibi Mahallesi'nde de 14 günlük karantina işleminin uygulanacağı ifade edilirken mahalleye giriş çıkışların durduruldu ve temaslı sayısının fazla olduğundan dolayı bu mahallede de Kayseri'nin Kayadibi Mahallesi'nde de 14 günlük karantina işleminin uygulanacağı ifade edildi. Bilecik, Elmebahçe Köyü'nde 14 günlük karantina işleminin uygulanacağı, Elmebahçe Köyü'nde yurt dışı kaynaklı temaslı sayısının fazla olması, mutasyon görülmesinden dolayı 14 günlük karantina işleminin uygulanacağı dile getirildi. Bu yasak kararları il ve ilçe Hıfzı Zıffa Kurulları tarafından alınan kararlarla duyuruldu. Kurallara, yasaklara uymayanlar hakkında da idari ceza işlemlerinin uygulanacağı da ifade edildi yapılan açıklamalara göre. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da özen gösterelim. Şimdilik hoşça kalın.